Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere yine güzel bir modelim var. Yine istek bir model, bu modelde kare bir motif, çok kolay basit bir model. Yine şallar, bluzlar, hırkalar, yelekler, masa örtüleri, runnerlar, birçok şey yapabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Zincir çekerek başlıyoruz önce. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz ve ilk zincirin içine batarak şöyle bir küçük yuvarlak oluşturuyoruz. Şimdi buradan 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum. Tığımı bir kez dolayıp halkanın içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. Bu şekilde başta çektiğim zincirle beraber 4 tane trabzanım olacak. Evet, bununla birlikte 4 oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir ve 4 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Evet, bir tane daha 4 tane trabzan yaparak bir küçük bir kare oluşturuyoruz ortada. 2 3 4. Evet. Şimdi buradan birleştirirken arkadaşlar 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Şurada 3 tane zincirle başlamıştık bu. Zincirin tepesine, tam üçüncü zincirine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde ipimi tam bu ortada bırakmış oluyorum. Buradan yine 3 tane zincir çekiyorum yukarıya, bir sonraki sıraya geçmek için. Bu birinci trabzanım. Tığımı doladım. Bu boşluğa batarak, aynı boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doladım. Şimdi zincirle birlikte 3 trabzanım oldu. Buradaki ilk trabzan yuvasının üzerine batıyoruz. 4 diyoruz. Sıradaki her trabzanın üzerine batarak 4 tane daha trabzan yapıyoruz. Evet, son trabzanın üzerine kadar, pardon, şöyle düzeltelim. 2, 4, 6, 7 tane yaptık. Şimdi 3 tane de buraya yapıyoruz. 8 diye sayıyorum. 8. Boşluğa batarak 9. Tekrar boşluğa batarak 10. Komple 10 tane trabzan yapmış oldum. Tekrar burada 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımızı bir dolayıp aynı boşluğa yine aynı şekilde 3 tane yapıyorum. 1, 2, 3 trabzan. 4 tane buranın üzerine, 3 tane de buradaki boşluğa yaparak yine 10 trabzana tamamlıyorum. Buradaki gibi. Arada 5 zincir. Tekrar geliyoruz başlangıç noktasına arkadaşlar. Evet, başlangıca kadar geldim. Bakın arkadaşlar, 10'ar tane trabzan yaptık, köşelerde 5 zincir. Şimdi buraya geldim, 3 tane daha boşluğa yapıyorum. Buradaki trabzanı da 10'a tamamlıyoruz. 2 ve 3. Şimdi birleştirme yaparken alt sırada yaptığımız gibi 2 tane zincir çekiyorum.
Buradan 3. zincirin tam tepe noktasına batarak şöyle üçlü trabzan yaparak geri geliyorum. Yine ipimi ortada bırakmış oluyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı mantıkla bir sıra daha gideceğiz. Zincir 1. trabzanım olacak. 2. Boşluğa batıyorum. 3. Şimdi burada 10 trabzan var. 10 trabzanın üzerine 10 tane trabzan yapıyoruz. 3 burada, 3 burada olacak. Toplamda 16 trabzan yapmış olacağız. Birincinin üzerinden girdim. 4 diyerek saymaya devam edelim. Sırayla her birine giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 2, 4, 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi boşluğa batarak yapıyoruz. 14, 15 ve 16. Yine 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5 zincir. Tığımızı bir kez dolayıp aynı boşluğa yine önce 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Bir kez doladım. Hemen ilk baştaki trabzanın tepesine giriyorum. Yine 4 diye saymaya devam ederiz. Edebiliriz. Şöyle son sıraya kadar, son boşluğa kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet. 2, 4, 6 oldu. Boşluğa da 3 tane yapıyoruz. 10, 13, 16 tane yine trabzanımız olacak. Aralarda 5 zincir. Başlangıç noktasına kadar bu şekilde gelelim şimdi. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz bu sefer birleştirirken. 5 zincir çekip buradan yine 3. zincire batıyoruz. İlk çektiğimiz, pardon yanlış yere battım. Şu 3 zincirin tam tepesine batıyorum. Bir ileriye kaydırmıyorum. Evet, tığım kalın olduğu için biraz burada zorlandım. Şuradaki yuvaya batarsak çünkü bir ileriye batmış oluyoruz. Onun için tam buradaki zincire gireceğim inşallah. Girdim, evet. Şöyle birleştirelim. Hemen birleştirdiğimiz yerden 3 tane zincir çekiyoruz. Yine bu 1. trabzanımız. Hemen sıradaki yuvaya giriyorum. Üçlü trabzan. Evet, zincirle birlikte 2 oldu. Tekrar 3, 4, 5, 6, her birinin üzerine trabzan yapıyoruz. 7 tane olacak arkadaşlar. Şöyle bir tane daha yapalım. 7 tane trabzan. 2 tane zincir. 1 doladık. 1, 2, 3 diyoruz. 3.ye batıyoruz. Buradan tekrar 7 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son yuvaya geldiğimde 7 oluyor zaten. 7. 2 tane zincir çekiyoruz tekrar. Şimdi buradaki boşluğa batarak bir trabzan yapıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Aynı boşluğa batıyorum.
tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir V oluşturuyoruz burada. Ve yine iki zincir çekiyorum. En baştaki trabzanın üzerine tam şu noktaya giriyorum. 1, 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Tekrar 2 zincir. 1 doladık. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyoruz. Ve 7 trabzan yapıyoruz. Aynen burada yaptığımız gibi. Köşeyi de bu şekilde dönüyoruz. Ve başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet. Bu sırayla tamamladım. Ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada da yine köşeyi yapalım. 2 tane zincir çekiyoruz. Son boşluğumuza giriyoruz. 1 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere batarak 1 trabzan daha yaptım. Tekrar 2 zincir. Yine geliyoruz buradaki zincirimizin tepesine. Evet, bu sefer uğraşmayacağım. Şöyle batacağım arkadaşlar. Batıyorum ve birleştiriyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada bakın bir ileriye batmış gibi oldum. Tam şuraya batmakta zorlandım. O yüzden bir tane zincir çektim. Hemen aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. 2. Bir sonrakine batıyorum. 3. Bir sonrakine batıyorum. 4. 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz. Bir kez dolayıp tığımıza 1, 2, 3 diyoruz ve son trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 zincir. Bir doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan daha yapıyoruz. Şöyle 2 tane kutu oluşturduk. 3 tane kutu olacak burada. Yine 2 zincir. 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane boşluk yaptım. Şimdi bu tarafa doğru 4 tane trabzanını yapacağız. Birinci yapmış olduk kutuyu oluştururken. 2 diye saymaya devam ediyorum. 3 ve 4. Evet. Şimdi köşeye geldik. Yani bu sıramızda da kenarlarımız bu şekilde olacak. 4 tane buraya, 3 tane ortada boşluk yapıyoruz. 4 tane de burada. Köşe dönüşlerimiz de aynı olacak. Alt sıradaki gibi 2 zincir çektim. Şimdi buradaki trabzanın üzerine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve ortadaki 5 zincir çektiğim boşluğa girerek bir trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Şu sırada yaptığımızın aynısını yapıyoruz. 2 zincir. Sadece burada tabii şu trabzanlara da batıyoruz. Boşluk sayımız çoğalıyor. Evet, bir tane de buraya yaptık. Şimdi tekrar 2 zincir. Geliyoruz. Sıradaki ilk trabzanın üzerine giriyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan. 2 tane zincir. Son trabzanın üzerine bir trabzan. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine bir trabzan. Ve tekrar 2 zincir. 1, 2, 3, 4 diyorum.
Dördüncüye giriyorum. Bu birinci trabzanımız. İkinci trabzan. Burada üçüncüye giriyorduk, pardon. Hemen orayı düzeltelim. 1, 2, 3 diyoruz. Ve 4 tane trabzan yapıyoruz. 3 ve 4. Evet, 2 zincir. 1 tane trabzanın üzerine 1 trabzan. 2 zincir. Köşeye giriyorum. 1 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 trabzan. Yine 2 zincir. Sıradaki trabzanın üzerine geçtik. 2 trabzan ve yine burada da 4 trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Köşeleri bu şekilde döndük. Buralarda 4 trabzan, ortada 3 boşluk şeklinde devam edelim ve tekrar gelelim başlangıç noktasına. Evet, bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Bakın şöyle karemiz çıkmış oldu. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum burada. İlk trabzanımızın tepesine giriyoruz. Birleştiriyoruz. Şimdi son sıraya geçeceğiz. Son sırada komple zincir yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Sondaki trabzanın üzerine batıyorum. Ve bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine bir sık iğne. Hep bu şekilde 4'er zincir çekerek devam ediyoruz. Baştaki trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4. Sondaki trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4. Şimdi tekrar buradaki trabzanın üzerine köşeye geldik bakın. 1, 2, 3, 4. Yine sıradaki trabzanın üzerine bir tane yapıyoruz. Tam köşeye geldiğimizde 1, 2, 3, 4 zincir. Boşluğa batarak bir sık iğne. Burada 6 tane zincir çekiyorum şimdi. Tam köşede 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boşluğa tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sıradaki trabzana bunu atlamıyoruz. Yani V'nin burasını da battık. Burasını da batıyoruz. Tekrar bir sık iğne. Tam köşedeki 6 zincir olacak şurası. 1, 2, 3, 4. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Komple etrafını dolanıp başlangıç noktasında bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Kenarları da tamamladım arkadaşlar. Birleştirirken videoyu açmayı unutmuşum. Şöyle birleştirdim. Birleştirme noktasından. Komple kenarlarını bu şekilde boşluk yaptık. Buralardan birleştirme yapacağız şimdi. Bir tane daha motif öreceğim ve döneceğim. Tek kenardan birleştirmeyi göstereceğim. Evet. Şimdi bir motif daha aynısından yaptım. Şöyle kenarına dolandım buraya kadar. Buradan şimdi birlikte birleştirelim.
Tam köşeye geldiğimizde burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Köşe boşluğunun içine yine sık iğnemizi yapıyoruz. Burada normalde 6 tane zincir çekiyordum. Şimdi birleştireceğim için 3 tane zincir çekiyorum. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde karşılıklı kapatıyoruz. Buradaki 6 zincir boşluğunun içine girerek bir sık iğne yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar dönüyoruz. Ördüğümüz motife yine bir sık iğne yapıyoruz. Sonra dörder zincir çekerek devam ediyoruz, biliyorsunuz normal örerken. Hep 2 zincir çekip arkadaki, burası dönmesin bu arada. Bakın burayı birleştirdik. Sıradaki boşluğumuz. 2 zincir çekip buraya birleştirip sonra tekrar 2 zincir çekip dönüyorum. Sıradaki tırabzanın üzerine sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Arkadaki motifte sıradaki boşluğa giriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ördüğüme dönüyorum. Sıradaki tırabzanın üzerine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir. Tekrar döndüm. Arkadaki motifteki boşluğa girdim. 2 zincir çektim. Tekrar döndüm. Şimdi sırada tırabzan var. Buraya batıyorum bir sık iğne. 1, 2 zincir döndük. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir, tekrar döndük. Bu şekilde yine 4 zincire tamamlamış oluyoruz. Bakın şöyle. Şu köşeyi 3. ve 4. motifi yaparken bu köşede de tam şu birleştirme noktasına batarak birleştiriyoruz diğer motifleri. Evet, burada yine 2 zincir. Arkadaki motife dönüyorum. Boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine 2 zincir. Zincirleri birleştirdikten sonra yine 2 tane çekerek 4'e tamamlamış oluyoruz. Evet, tekrar 2 zincir. Motifleri kenarındaki boşluk sayılarımız hepsi aynı olmalı. Kaç boşluk varsa diğerinde, öbür motifte de aynı olmalı arkadaşlar. Zaten aynı yerlere battığımızda aynı olacak. Evet, bu şekilde şimdi köşeye kadar geliyoruz. Köşeye geldim. Tırabzanın üzerine sık iğne yaptım. Evet, şimdi yine 2 zincir. Buradaki boşluğa giriyoruz. Birleştiriyoruz. 2 zincir, dönüyoruz. Ortadaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz burada tekrar. Ve diğer motifin yine 6 zincirli boşluğuna giriyoruz. Birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir, pardon 3 zincir. Aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve 2 zincir. Evet, şimdi 2 zincir değil, artık 4 zincir. Çünkü motifi birleştirmeyi bitirdik. 1, 2, 3, 4. Tırabzanın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi burada tam başlangıç noktasına dibine batarak bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle bir tane daha çekelim, sağlam olsun. Ve ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde birleştirmiş olduk. Arada şöyle boşluklu bir sıramız oldu.
Burada da böyle kendiliğinden desen oluşuyor. Gayet güzel duruyor bu da. Yine üçüncü ve dördüncü motifleri de aynı şekilde birleştiriyoruz. Sadece bu şu köşelerdeki altı zincir boşluklarında bakın. Üçüncü motifi birleştirirken batacağımız yer şurası. Tam ikisinin birleşme noktasına batıyoruz. Dördüncüyü birleştirirken de aynı şekilde tam şuraya batıyoruz. Diğerleri sadece boşluklardan ilerliyoruz. Evet. Modelimiz de bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yine güzel, kolay, birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay bir model. Tabii ben şimdi iki motif gösteriyorum ama bütün motifleri birleştirdiğinizde çok daha güzel duruyor, emin olun. Hem de çok kolay. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.